tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Murat abi, artık NBA'de takas için son düzlükteyiz. Son bir ay kaldı. Utah Jazz, Los Angeles Lakers, Clippers, 76ers, Nets ve Bucks gibi şampiyonluk hedefi olan takımlar var. Bu takımlar arasından sizce takasa en çok ihtiyacı olan veya kadrosunu derinleştirmeye en çok ihtiyacı olan takım hangisi? Ya kadrosunu, şimdi o kadar sınırlamalar var ki kadrosuna bir iki tane, zaten iki de boşluğu ondan yarattılar. Bir iki tane en azından katkı yapabilecek tecrübeli isim katmak isteyecek birinci takım Lakers. Yani Howard'ı arıyorlar, McGee'yi arıyorlar, Rondo'yu arıyorlar. Danny Green'i arıyorlar. Danny Green'i arıyorlar. Savunmasını da arıyorlar. Ama o kadar çok kısıtlama var ki. Yani bir bakayım dedim ne olabilir. Ya 7-8 tane madde var. Yani şimdi hangi oyuncu... genel menajerlerin işleri eskiye nazaran takas veya draft'ten ziyade bu tür şeylerde şimdi daha önem kazandı. Ama Lakers'ın tabii ki en az bir tane ciddi ve istikrarlı, çok uzun süreler için da olmasa katkı yapacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Ya benim şimdi Ersan İlyasova'yla niye kimse şey yapmıyor? O benim yani ilgimi çekiyor. Çok da takip ediyorum ben onu. Çok da iyi çalışıyor. Çok ciddi çalışıyor. Tabii ki maç eksiği oluşmuştur ama yani Ersan stretch four olarak, rebound alan stretch four olarak hücum faali yaptıracak bir oyuncu olarak, ya şu yani ilk üçer sırada olan her takıma gider. Belki Utah hariç. Yani Philadelphia'ya gitmez mi? Gider. Yani Lakers'a gitmez mi? Gider. Bir de çok tecrübeli. Yani o açıdan Ersan'ın herhangi bir talebi olmaması beni dikkatimi çekiyor ve üzüyor açıkçası. Çünkü yani onun veya yani Furkan'ın Philadelphia'da çok kötü bir dönemden sonra yine ayağa kalktı. Yani istikrarı yakaladığı takdirde orada çok önemli yerlere geleceğini düşünüyorum. Daryl Morey oraya mutlaka bir el atacaktır. Şu anda izliyor ama belki işte takas tarihi yaklaşırken oradan bir hamle gelebilir. Benim geçen gün bir şey okudum. Bak, bilmiyordum ben. Donovan Mitchell'ın daha yüksek olduğunu düşünüyordum. Utah Jazz'de isolation başarısı en yüksek olan oyuncu %66 ile Mike Conley, oyun kurucu gardı. Yani Donovan Mitchell'ın isolation başarısı %37'ymiş. Ben daha yüksek zannederdim. Ben de. O açıdan şimdi playoff'larda her şey masaya yatırılıp 7 maçlık bir seride incelenmeye başlandığı zaman mutlaka takımların zaaflarını keşfediyorlar. Çeşit de çok önemli. Yani B planı, C planı. Şu anda San Antonio belki playoff'a kalacak gibi gözükse de DeMar DeRozan'ın kişilik olarak da Utah'a uyabileceğini okudum ve çok enteresan. Onun isolation başarısı %93'müş. Çok, bütün kariyerini öyle oynadı. İkilik atar bir de Murat abi, biliyorsunuz. Üçlüklü arası yoktur. Ama %90 çok ciddi bir rakam. Evet. O açıdan eğer şimdi diyeceksin, herkes diyecek ki ya Utah zaten en iyi gidiyor. Ya çok iyi gidiyorlar da herkes sanki ya sonunda iki Los Angeles takımı ilk iki sıraya yerleşecek gibi hissediyor. Utah'ın iyi giderken böyle bariz kendini gösteren bir zaafı gidermesi gerekir diye düşünüyorum. Kyle Lowry takım bulur mu? Toronto ne görüyorlar?
Kyle Lowry için karşılığında bir şey alabilirler mi? Bir de yani tabii kontratından dolayı zor gözükse de yani Lakers'a veya Milwaukee'de olabilir. Ya yani Jedi'nin de gitmesini isterim açıkçası. Çünkü yani LeBron'la oynadığı zaman true shoot yüzdesinin ne kadar farklı olduğunu hatırlıyorsun. Yani ha LeBron, ha yani LeBron'un öyle bir etkisi çok oyuncu üzerinde oluyor Murat abi. Yani onun da bir şampiyon, yani Cleveland'dan kurtulmak istemiyor kendisi belki ama bir Türk basketbol sever olarak daha iyi takımlarda, şampiyonluk adayı olan takımlarda oynamasını dilerim. Yani o Hido ile Memo döneminin sadece onların bireysel başarıları herkesin ilgisini çeken tek şey o değil de aynı zamanda çok iddialı takımlarda oynuyor olmaları da herkesin geçiyor. Hido Ayet'in oynadığı Sacramento takımı izlemesi çok keyifli bir takımdı her şeyin önünde. Ve çok iddialıydı yani. Tabii. Çok çok iyi bir takımdı. O açıdan yani kontratı uyar mı kimseye, uymaz mı ama yani Jedi'yi de bir Lakers'da veya Bucks'da görmek isterim açıkçası. Lakers acaba DeMarcus Cousins'a yönelir mi diye düşünüyorum. Ben yani hata olur. Aradıkları o değil. Çünkü aradıkları savunma yapan, evet, potayı, çemberi koruyan isim. DeMarcus Cousins'ın en zayıf olduğu konu pick and roll defansı. DeMarcus Cousins savunmada aslında baktığınızda bir dert. Çünkü herkes onu pick and roll'e çağırıp en iyi döneminde bile dertti zaten. Tabii. Yani en iyi döneminde içeriden de oynayabilirdi. Şimdi baktığınızda çok daha spot up, jumper kullanan, şut atan bir oyuncu kıvamına döndü. Çok kötü sakatlıklardan sonra. O yüzden o hakkı bence Cousins'da kullanmayacaklardır diye düşünüyorum ben Murat abi Lakers'ın. Hasan Whiteside burada bir yerde hesaba girebilir mi? Biliyorsunuz burada iki tane pazar var Murat abi. Bir tanesi takas dönemi. Takas bittikten sonra da buyout pazarı. Buyout. Geçen sene işte Marcus Morris olsun, Reggie Jackson olsun, bunları Clippers'ın alması ki buyout pazarından almışlardı. Acayip ses getirmişti. Çünkü bu tarz oyuncular takas olamadıktan sonra kulüpleri tarafından boşa çıkartılan oyuncular oluyor. O yüzden Lakers, Nets bunlara dahil daha çok o pazarı bekleyecek takımlar gibi geliyor bana. Çünkü ellerinde zaten takas edecek çok bir malzeme olmadığı için daha çok takas süresi tamamlansın. Bakalım pazara neler çıkıyor. Sonra onun üzerinde bir savaş olacak. Nasıl geçen sene Marcus Morris üzerinde iki LA takımı arasında olduysa. O açıdan bakıldığında ben bu yine de iki takımın ismini söylememin nedeni de bu iki takımın en çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani şampiyonun en büyük iki adayı Nets ve Lakers kendi konferanslarında. İkisinin de kadro derinliğinde çok büyük sıkıntılar var. Her ne kadar Nets 3 süper yıldızı var ve iki tanesi oynarken bütün maçlarını kazanarak ilerlese de şu anda uzun rotasyonu çok sıkıntılı ve sizin de söylediğiniz gibi o 7 maçlık serilerde o rotasyona ihtiyaç oluyor ne olursa olsun. Zayıf yani belli zayıflıklarınızı gidermeniz gerekiyor. Nets'in de o açıdan uzuna ihtiyacı çok yüksek. Keza Lakers'ı da zaten konuştuk programın başında. Lakers'da da çok dar bir rotasyondan gidiliyor ve veteran şutunu yaratabilecek veya takım arkadaşına şutu yaratabilecek. Hatta bir tane uzun, çünkü Marc Gasol da artık görünen o ki eski Marc Gasol değil. O yüzden bir uzun, bir de ya Rondo gibi arkadaşlarına şut yaratabilen ya da kendi şutunu yaratan bir oyuncu eksikliği var Lakers'ta da. Diğer takımlar bana biraz daha komple gibi geliyor Murat abi. Jazz konusunda sizin söylediğiniz gibi düşünmemiştim. %100 katılıyorum. Yani iyi giderken üzerine koymak bence çok önemli yapabilirlerse. Ama Lakers ve Nets'in ihtiyacının daha büyük olduğunu düşünüyorum ben. Vallahi ikisi de yani kafa olarak biliyorum, hiç sevinmez ama kafa yapısı olarak Hasan Whiteside ilaç gibi gelir. İkisine de. Ama kontrat durumu nedir? Yani salary cap, hard cap, lüks vergisi
Bunların çünkü biliyorsunuz cap uzmanları var takımların. Onlar sizin evet, de söylediğiniz evet. O kadar kural var ki bir tane uzman var orada. Ben onlardan biri olmadığım için tek bildiğim şey Daryl Morey inandığı bir şeyi görürse salary cap, hard cap da şuydu buydu hiçbir şeyi takmaz. Evet kesinlikle ki bu arada Murat abi 76ers'da hakikaten Daryl Morey ve Doc Rivers hamlelerinden sonra çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Onlar da eminim Nets gibi kendilerini doğunun en büyük favorisi olarak görüyordur. Böyle gördüğü zaman Daryl Morey'den korkmak lazım. Her an bir şey yapabilir. Ya Boston'ın da düzeleceğini varsayarsak Doğu'da uçurum var ama tepedeki birkaç takım iyi takım yani. Milwaukee kesinlikle. Olsun. İşte Nets'te daha üçü bir arada şöyle bir uyum ve ritim göremedik daha. Göremedik. Ne olacak? Tabii şöyle ikisi bir arada daha iyi olacak. Bilemiyorsun ki. Katılır mısınız bilmiyorum. Batı playoff'un birinci turundan itibaren çok heyecanlı olacak. Doğu ikinci turundan itibaren çok aynen. Heyecanlı olacak. Yani takımların kalitesi itibariyle öyle gözüküyor. Ama Doğu'da da hakikaten iyi takımlar olduğunu söylemek lazım. Bakalım bu takas süresi sonlanana kadar herhangi bir dengeleri değiştirecek bir hamle olacak mı? İzleyip göreceğiz diyelim. Bir sonraki bölümümüze geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.